Evet kıymetli izleyenler, bir gündem özel programda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Konya'mızın belki de bugünkü ekonomik şartlara gelmesine çok büyük katkısı olan, payı olan Bera Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Rıza Alaboyun Bey ile inşallah beraber olacağız. Bu Bera Holding sürecini, nasıl geliştiğini, şu andaki sektördeki durumlarını, Türkiye ekonomisini, pandemi sürecinde neler yaşandığını, bunların hepsini inşallah konuşmuş, irdelemiş olacağız diyelim. Ve ben fazla söz uzatmadan efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Esat Bey. İyisiniz inşallah. Çok şükür, sizler Allah, de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben dilerseniz şöyle başlamak istiyorum. Tabii 8 farklı iş kolunda 18 şirkete ve 32 tesisli bir holdingin başkanlığını yürütüyorsunuz. Bütün bunların yanında şirketin şu andaki durumu nedir? Nasıl çalışmalar yapılıyor? Cironuz falan, bunlar tabii söylemek doğru mu bilmiyorum ama durumunuz nedir bu noktada? Genel gidişat nasıl gidiyor? Ve pandemiden nasıl etkilendiniz tabii? Ben öncelikle çok teşekkür ederim Kanal 42 izleyicilerine, sizlere. Bizi burada misafir ettiğiniz için, sesimizi duyurduğunuz için. Sizin de buyurduğunuz gibi bugün adı Bera Holding ama geçmişten Kombassan Holding olarak gelen ve 1990'lı yıllarda Konya ekonomisine çok büyük kaynak girdisi sağlayan, istihdam sağlayan, yatırımlar yapan, bunun yanında ittifak dahil, bazı holdinglerimiz de dahil bir holdingin bugün başındayım ben. Takdir edersiniz bu 1990'lı yıllarda öncelikle 28 Şubat döneminde yaşanan sıkıntılardan sonra bir sıkıntılı bir döneme girilmiş. Sadece Kombassan değil, diğer holdinglerin tamamı, hatta Türkiye'nin genelinde tamamı, ki ben 96-97'de rahmetli Erbakan hocam zamanında İttibak'ta genel müdür yardımcısıydım. Sayın Bakanımız Teoman Rıza Güner bizim bakanımızdı. Yani Konya ve bölge insanı olarak çok güzel hizmetler yaptık o dönemlerde. O dönemlerde de hepimiz 28 Şubat'ın bir takım badirelerini atlattık. Yani o çok kötü bir dönemdi. Allah bir daha bu ülkeye ne 28 Şubat'lar ne 1960'lar falan yaşatmasın. Amin. Yani ülkemiz, hepimizin bunu anlamak bazılar için çok zor oldu, güç oldu ama sonuçta bu hale geldik. Tabii o süreçte sadece inançlı insanları sistemden veyahut da kamu kurumlarından ihraç etme değildi olay. Böylesine bir kendi inancı içerisinde ekonomik girdileri, ekonomik oluşumlara da böyle ciddi anlamda rezerv koydular. Yani en yakışıklı tabirle eşit sermaye dediler. Aynen. En çirkin tabirle irticai sermaye dediler. Bu süreçleri yaşadık. Halbuki sermayenin ne rengi olur, ne dini olur, ne dili olur. Sermaye bir kar amaçlıdır, istihdam amaçlıdır. Bunu anlamaları güç. Maalesef o süreçleri yaşadık. O süreçlerde Kombassan Haşim Bayram başkanlığında hakikaten güzel yatırımlar yapmış. Arkadaşlarımızın çoğu bilmez ama ben Etibank'ta bankacılık kökenimizde olduğu için şunu söyleyeyim. O dönemde düşük kur, yüksek faiz politikaları bu tür holding oluşumlarının önünü açmış. Yani onların büyümelerini sağlamış. Onlar için çok uygun bir çevre oluşturmuş. Bu çevre içerisinde de bu holdingler hem döviz bazında kar etmişler, hem kar payı dağıtmışlar, hem de büyümüşler. Ha, bugün için bunlar böyle bir ortam yok. Çünkü dövizle faiz aşağı yukarı birbiriyle başa baş giden denk bir yapı var. O süreçlerin bir daha Türkiye'yi göstermesin Allah. Hakikaten sıkıntılı bir süreç yaşamışız. Fakat orada, o dönemlerde hakikaten Konya'ya çok güzel yatırımlar yapılmış. Bunlardan biri kağıt, biri acar. Biraz sonra belki detaylarına gireriz. Acar Vinç ve sonradan bizim makine MPG dediğimiz şirketimiz. Kompen 23. yılını kutladık. Ondan sonra Golda bir gıda şehrimiz öyle. Romanya'da URB Rulman fabrikamız. Divapan Düzce'de bir MDF fabrikamız. Bunların hepsi çok büyük yatırımlar. Bu büyük yatırımların yanında Petlas gibi büyük yatırımımız da olmuş. Evet. Faysal Finans gibi büyük bir finansal kuruluşun yatırımına da girmişiz ama 28 Şubat dönemi, bankaların size bakış açısı, ön yargıları, sizi irticacı veyahut da yeşil sermaye, dini sermaye diye kategorize etmeleri nedeniyle sizin önünüzü kesmişler. Hatta öyle bir hale gelmiş ki ya bu holding, bu banka ya satarsın ya da senin bankacılık faaliyetlerini
iptal ederiz diye zamanın bakanı tarafından Haşim Bayram tehdit altında olduğunu biliyoruz, hepimiz duyduk. Hatta gümrükte kalan mallardan falan da, makinelerden de bahsedilir oradan. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Tabii tabii, onların çoğunu çektirtmemişler. Bize hem petlası satmışlar ama petlas için bir yatırım teşviği verilecek, yatırım teşviğini vermemişler. Ya finansman kullanacağız, finansman kullanmamışlar. Teminat, bankadan teminat alayım da vereyim, komisyonu bankaya ödeyeyim. Hayır demişler, nakit teminat ödeyeceksin. Halbuki nakit teminatı ben orada şirketin büyümesinde kullanacaktım. Onu da kullandırtmamışlar. Bütün bunlara rağmen şirket öyle bir hale gelmiş ki, sadece 28 Şubat döneminin, benim gözlemlerimi söylüyorum, yani holdingin neredeyse %50'sini eritmiş değerler açısından, parasal açısından. Tam yani, şeyler de o döneme de geliyor başkanım, özür diliyorum. Yurt dışında yapılan bir takım yatırımlar da vardı. İşte Amerika'da marketler zinciri alınmıştı. Bir Japonya'da bir yine herkese öyle bir şey vardı. Ya da Uzak Doğu'da bir yerde, tam hatırlamıyorum. Bir takım Çin'de ve Japonya'da bu tür projeler düşünülmüş ama realize edilmemiş. Uygulamaya geçmemiş. Ama Amerika'da Hitormis diye bir mağaza alınmış. Hitormis mağazası muhtemelen biraz yanlış yönetim, biraz yanlış yatırım kararı da olabilir. Yani bir holding yönetiyorsanız her zaman yaptığınız yatırımın doğru olması gerekmiyor. Sektördeki gelişmeler, anında bir takım olumsuz gelişmeler sizi etkiliyor. Yani orada şunu söylemeye çalışmıyorum. Ya her şey çok mükemmeldi de 28 Şubat bize bu bizim başımıza bela oldu diye. Olabilir, yanlış yönetimler de olabilir. Biz de bugün yöneticiyiz. Yanlış kararlarımız olur ama yanlış kararlardan dönebilirsek hemen dönüyoruz. Yani bu tür şeyler olur. Yani şuna geleceğim. Yani yarısını 28 Şubat'tan erikmiş gittiyse, yani %50, %60'ı, günün %10, %15'te belki de yanlış yatırımlar veya doğru yatırımdı. Bir sene sonra şartlar değişti, yanlış yatırıma dönüştü falan. Bundan dolayı bir geldiğimde benim aşağı yukarı 99'daki, 2000 yılındaki mal varlığının neredeyse %18, %20'lerine düşmüş bir holdingle baş başaydık biz. Yani oradan geri 5'te 1'e kadar düşmüş. Yani çok müthiş, 28 Şubat çok şeyini eritmiş. Sadece Faysal Finans'ı çok elden çıkartıp satmışız. Alan firma ismini değiştirmiş. Bir başka firmayla, finansla birleştirip %60'ını 1,5 milyar dolara Körfez sermayesine satmış. Hadi yarısını şeyin desek, diğer ortağın desek, bir 750 milyon dolar. Sadece bizim burada holdingin toplamış olduğu paranın neredeyse tamamına yakın bir şey, bir değer gitmiş. Bu tür şeyler var. Petlas'ı bizden sonra alan arkadaşımız büyütmüş, bugün Türkiye markası yapmış. Yani bunun içerisinde örnek vereceğim çok şeyler var. O noktadan bu noktaya geldik. Ama geldiğimiz nokta itibariyle de müthiş bir ön yargı oluşmuş. Yani ön yargıda da maalesef en büyük katkı bizim tabela holdingi dediğimiz holdinglerin çok büyük şeyi var. Onlar şöyle demişler, ya işte Haşim Bayram %20, %15 veriyorsa ben sana %20 veriyorum. Biraz da bu şeye dönmüş. Ya bu holdinglere bir genel bir güven oluştuğu için ya o holdinge değil de şu holdinge verelim. Ama verdiği holdingi araştırmamış, yatırımı var mı yok mu bakmamış, tabela holding mi? Dolayısıyla devlet de bunu önünü açmış. Niye önünü açmış biliyor musunuz Esat Bey? O dönemlerde Türkiye'de Türkiye'nin kaynağa ihtiyacı var. Yani Kombassa'nın, ittifakın yurt dışından getirdiği paraya devlet göz yumuyor. Çanta içerisinde getirmesine bile göz yummuş. Şöyle bakmış, bu para gelecek. Konya ekonomisine dolar, euro, yani o zaman mark vardı, mark olarak gelecek. Sonuçta TL'ye dönecek. TL'ye döndüğü zaman da bu mark Merkez Bankası'nın rezervine gidecek. Merkez Bankası'nın rezervi yükselecek. Türkiye'de de ekonomik çark dönecek diye. Bu tür şeylere göz yumulmuş. Ya daha doğrusu göz yumulam derken, bunu bir sistematik içerisinde sahip çıkılmamış. SPK'ya denmemiş ki ya bunları yasal mevzuat içerisinde, kendi içerisinde bunu çöz denmemiş. Faydasız olmuş o dönemde yani. Çok büyük faydası var. Yani ben yukarıda da mesela konuşurken söyledim. Yani bugün ittifakla Kombassa'nın Konya ekonomisine o yıllarda enjekte ettiği para 2 milyar doların üzerinde bir paradan bahsediyoruz. Çok para. Yani bu ne zaman? Bir 20 yıl öncesi. Yani o para öyle veya böyle Konya ticaretine girmiş. Konya'da iş yapan inşaatçılara gitmiş. Konya'daki sanayiciye gitmiş. Konya ekonomisinin böyle canlanmasının ana dinamiklerinden biri budur. Yani insanlar belki sürekli ya tarımla kazandık, sanayiye yatırım yaptık gibi bir şey algıya kapılıyorlarsa, bunu yani yeni neslin bunu iyi değerlendirmesi lazım.
Yani Allah nasip ederse biraz şöyle pandemi sürecini atlatırsak bu holdinglerle ilgili bir arkadaşımıza belki bir doktora, master çalışması yaptırıp bunları ortaya koymak lazım. Yanlışlarımız varsa onu da yazsınlar, onu da konsun. Çünkü bu inançlı kesim için bir model burası. Doğru. Bu modelde bir başarı hikayesi yazıyorsak bu başarı hikayesinde hataları da görmek lazım. Hataları iyi anlatmak lazım. Hatalardan ders çıkartmak lazım. Temel şey daha güzel hale getirmek. Daha güzel hale getirmek. Kooperatifçiliğin, imece usulünün aslında dökülmüş hali yani. Tabii tabii. Burada arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum benden önceki yönetime. Bütün bu yaşanan sıkıntılara rağmen holdinge sahip çıkmışlar. Yani yanlış adamların gelmesini önlemişler. Ondan sonra yeri gelmiş altlarındaki arabanın benzininin yarısını kendileri koymuş. Ondan sonra araba almamışlar. Kendi arabalarını kurmuşlar. Kendi arabalarını kurmuşlar. Uçağa binerken ekonomide gidip gelmişler. Ondan sonra trenle Ankara'ya gidip gelme gibi. Yani gurur yapmamışlar. Yok, gurur yapmamışlar. Bunlar çok küçük şeyler. Belki holdinge çok büyük bir finansal bir destek sağlamamış olabilir ama bunlar bir değer. Evet. Bunlar bir etik ve ahlaki, yönetim ahlaki açısından çok önemsediğimiz değerler. Ben genel kurullarda, Yargıtay'da bu işleri takip ederken hep söylüyordum. Bakın bizim arkadaşlarımız genel kurulun kendine vermiş olduğu maaşın yarısını almış. Oturmuş genel kurul bize şu kadar maaş belirledi, bunu yarıya indirelim. İndirilmiş. Ya araçlarımıza ayda bir kere bir depo benzin koyalım. Konmuş. Kılık kırk yarılmış. Böyle bir değere sahip bir yönetimimiz var. Hala da bunu koruyoruz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bu değerler bizi bugüne taşımış. Benim de gelmemle birlikte işte çevremiz, etkinliğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'na, işte Binali Bey'e, diğer bakanlara falan konuyu gidip aktarmamız, soruna sahip çıkmalarını sağlamamız sonucunda kanunumuz çıktı. Yani Sayın Lütfü Elvan'ın Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olmasıyla birlikte, bizi orada sahiplenmesiyle birlikte kanunumuzun önü açıldı. Kanunla birlikte de holdingin önü açıldı. Eyvallah. Biraz sonra detaylara gireriz. Tam oraya gelecektim. Aslında iki tane kanun var değil mi? Yani bu noktada holdinglerle alakalı. Bir 2008-2009 sürecindeyken yaşanan bir holdinglerin az önce demiş olduğunuz kavram çok önemli. Tabela holdinglerini piyasadan kaldırmak ve bu güveni tekrar oluşturma. Bir de yeni çıkan bir kanun var. Bu iki kanunla alakalı da bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Şöyle tabii bu süreçte çok yaşanınca mağduriyetler çok olmuş. Bu mağduriyetlerin yaratanların hepsi tabela holdingler. Ama tabela holdinglerin bütün şeyleri böyle başarılı bir şekilde faaliyetini sürdüren holdinglerin üzerine yani atılmış. Şimşekleri onun üzerine çekmiş. Onlar ya bir taraftan üretim yapıyorlar, bir taraftan istihdam yapıyorlar, devlete vergi ödüyorlar. Bir taraftan da diyorlar ki o zaman ya bizi SPK kapsamında bunları alın. Veya SPK'ya götürüyorlar, diyorlar ki işte bizim ortaklar listemiz bu. İşte Ali Zalaboy'un şu kadar listesi var, işte Esat Bey'in şu kadar şu var, Ahmet Bey'in şu kadar var. Listesi, adresi, her şeyine veriyorlar. Hiçbir kimse demiyor ki ya ben Kombasan'da şu kadar hissem vardı da bunu göstermemişler, bunu yemişler falan diyen yok. SPK'da bunların hepsinin kaydı küreği var. Ama buna rağmen 28 Şubat döneminin etkisi, holdinge bakış açısı nedeniyle o geçmişin birazcık bizim holding günah keçisi haline getirmiş. Aynen. Birkaç holding var böyle aslında. Böyle ittifakta kısmen ama ittifak oradan geçmişten fazla bu işlerde biraz daha tedbirli davrandığı için ittifakta yoktu o dönemde. Umpaş da vardı, ondan sonra Yimpaş da vardı. Yani bunların hepsinde böyle bir sıkıntılı bir süreç geçirilmiş. Bunları sisteme entegre etmemişler. Sistemin dışında tutmuşlar. Hem bunların getirdiği paraya ihtiyaç duymuşlar. Çünkü bu para ekonomiye İhtiyacı giriyor. Gözle yummuşlar. Merkez Bankası da hepsi de gözle yummuş. Ama yasal olarak da bunlar bir yasa çerçevesinde şeyi çözmemişler. Sahip çıkılmamış. Sahip çıkılmamış. Tabii bu tabela holdinglerin sıkıntılar uzun süre devam edince 2004 yılında bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani kısa tabirle bir holdinglerin durumlarını araştıran bir araştırma komisyonu kurulmuş 2004'te. Orada 78 tane holding, bunların ağırlıklı olarak aşağı yukarı 60 küsur tanesi Konya merkezli holdingler. Bu 78 holdingi incelemeye alıyor komisyon. 3 ay boyunca Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Konya'ya geliyor. Her yerde bunlar görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler içerisinde en sonunda şöyle bir rapor hazırlıyor. Rapor sonucunda diyor ki 78 holdingden mali durumları iyi olmayan, tabela holding durumunda olan ve ülkeye hiçbir ekonomisi katkısı olmayanların derhal kapatılması, mali durumu iyi olup da istihdam ve ekonomiye katkı olanların da
bir an evvel borsaya açılması konusunda SPK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adım atması, görev ve çağrılması şeklinde. Bu bizim kanun çıkartırken bu benim elimde çok güçlü bir done oldu. Ben komisyon raporunu çıkartınca hemen bu bölümü aldık, onu işledik. Sonradan ben bir araştırdım ki 2015 yılında, pardon 2011 yılında da SPK'daki arkadaşlarımız Turan Bey, o zaman SPK başkanıydı Turan Erol, onlar bir kanun daha çıkartmışlar. Demişler ki SPK'nın 13. maddesine ellerinde eski hisse senedi olanlar getirip borsaya kaydileştirsinler. Bunu da 7 yıl içerisinde yapsınlar. 7 yıl içerisinde yapmazlarsa o ellerindeki hisse senetleri devlete kalacak. İptal olma değil de devlete kalacak diye. Şimdi o sırada yoğun bir şekilde eski hisse senetlerini getirmiş vatandaşımız, kaydileştirmiş. Fakat bu sırada bazıları gitmişler. Mesela bizim için çıkmış bu kanun ama mesela Aselsan'da elinde 20 yıl önce hisse senedi almış olan ve 20 şimdi 7 yıl daha ileri dönük olmadığı için otomatikman 12 şeye devredilmiş devlete. O Anayasa Mahkemesi açılan davalar nedeniyle mülkiyet hakkını gerekçe göstererek bunu iptal etmiş. Demiş ki bu kanun böyle olmaz. Bu kanunda şöyle bir ifade kullansalardı, kanun çıktıktan sonra 7 yıl içerisinde denseydi bizim kanunumuz Anayasa Mahkemesi iptal etmezdi. Kanun çıkmadan önce 7 yıllık diye bir ifade var. Onu artık bir bürokratın bir hatası mı yoksa kasıtlı mı yapıldı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani böyle bir süreç yaşanınca Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Sonra biz gittik meclise, dedi ki bakın, bir, komisyon raporu sonucu bizi borsaya açmışsınız. İki, bizimle ilgili bir kanun çıkartmışsınız. Kanunda eksiklikler var. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş. Ben de siyaset yaptım. Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu bir kanunu bir yıl içerisinde bir kanun çıkartarak o boşluğu doldurmanız lazım. Doğru. O doldurmazsanız o boşluk kendi içerisinde bir takım sıkıntılar yaratır. Ve nitekim de öyle olmuş. Daha da derinleşir o sırada. Daha da derinleşmiş. Ondan sonra o boşluk doldurmadığı için bize ön yargılı bakan belli yargı unsurları diyeyim. Yani yüksek yargıdan, şimdi o yapılar hep değişti çok şükür de. Onlar hep ön yargılı bakıyorlarmış. Onların ön yargısını giderememişiz. Ondan sonra holding mağduriyetinde onlar kullanarak bizim aleyhimizde öyle bir karar vermişler ki. Yine sahip çıkılmamış yani. Yok. O dönem. O yani dönem. Şu an çok şükür. Şu yani, anda. Şu an iyi. Yeni arkadaşlarımız falan. Bunu söylediğimde tamamen farklı bir siyasi zihniyet hakimdi o şeyde. Ondan dolayı böyle bir şey vardı. Hatta şöyle bir şey oluyordu. Avukatlar Almanya'da falan gidiyorlardı ortaklara. Biz sizin adınıza davayı açarız, paranızı alırız şeklinde. Orada bir dernek oluşmuştu Almanya'da. Avrupa Türkleri mağdurları Konusu. Dernekleri falan. Tabii mağdurları, evet, ondan sonra gösteriler yapılmış. Türkiye'ye de gösteriler yapılmış. Siyasi parti liderleri gezilmiş. Ortada bir mağduriyet algısı olunca da herkes bir şeyi, holdingi savunacak bir durumda olmamış. Evet. Sonuçta dava açanların tek gerekçesi, Esat Bey söylüyorum bakın. Haşim Bayram bize geldi. Biz Haşim Bayram'a borç para verdik. Ortak değiliz. Bize işte kar edeceğini, kardan yüksek faiz vaat vereceğini söyledi. Ben borç para verdim, paramı geri istiyorum diyor. Adam 92 yılında para vermiş. 2015 yılında dava açıyor. 23 sene sonra. Tabii o yüzden diyorum ya, tam bir doktoralık bizim şeyimiz. Yani bu gazetelerde haberleri çıkanlar da bunlar herhalde, değil mi? Tabii tabii, gazetelerde haber yapıyorlar, gösteriler, gösteriler falan yaptılar. Bunun gibi çok böyle. Yani zaman aşımı uygulanmamış kanun. Yani bugün adamın birini öldürse, katil kaçsa 10 yıl sonra zaman aşımından suç üstünden düşüyor. Ya bizde zaman aşımını da uygulamamış. Ondan sonra yani bu art niyetli bir şeydi. Biz bunları epey bir üzerine gittik, şey yaptık. Sonra çok şükür bunlar aşıldı. Şu an önümüze bakmak istiyoruz. Geçmişi karalamak istemiyoruz. Kimseyi de kötülemek istemiyoruz. Şimdi tahmin ediyorum dava açanlar şu an hisse senedimizin geldiği değeri itibariyle çok büyük pişmanlık içerisindedir diye düşünüyorum. Siz bana hep pas veriyorsunuz başkanım. Bu yine aynısı oldu. Yani borsaya girdiği zaman bunu öncesindeki fizibilite, bu programın fizibilitesini konuşurken de konuştuk.
Bera Holding, o zaman şimdi Kombas'tan tabii borsaya girdiği zaman 2 lira 2,5 lira civarındaydı hatırladığım kadarıyla hisse senedinin değeri. Şu anda 20 lirayı geçmiş vaziyette. Buradaki temel olarak ne görüyorsunuz? Yani borsada niçin bu kadar değer kazandı? Oradan bir başka yere de bağlayacağım. Sizin de çok önemsediğiniz bir şey. Yabancı kuruluşlar da bu noktada Kombas'tan şimdiki tabii ismi Bera'ya çok ciddi yani takip ediyorlar. Bu noktada değer veriyorlar ve alınması gereken hisse olarak gösteriyorlar yurt dışında. Bu noktaya nasıl geldi Bera Holding? Teşekkür ederim. Şöyle, ben geldiğimde 96'nın Ekim ayında tekrar bakanlıktan sonra Berat Bey'in yanında ben bir yıla yakın bir bakan yardımcısı oldum. Tekrar holdinge döndüğümde 96 Ekim'inde 1.4 lira, 1.5 liraydı hissemiz. O zaman 170 milyon hissemiz vardı. Daha sonra ben gelince biraz hisse hareketlendi. Sene sonunda 2.9 liraya. %100. 2016 mı hocam? 2016. 2016 başında. 2.9 liraya çıktı. 2017'nin başında. 4-5 aylık süre içerisinde. 4-5 aylık süre içerisinde ama yine çok şeydi, düşük. Yani düşüktü. Daha sonra bazı işte gruplar bizim hisseye girince hisse birazcık 7-8 liraya kadar çıktı. O sırada da biz %100 bedelsiz sermaye verdik. Yani 170 milyon hissemiz 340 milyon hisseye çıktı. Bedelsiz verince şu anki 20 liraysa 96 ile kıyasladığın zaman 40 lira olarak görmeniz lazım senin değerini. İki katına çıkmış. İki katına. Bu 25 lirayı gördü. Yani bugünkü değeri yine 96'ya göre 50 lira. 50 lira olmaz. Yani 1,5 liralık hisse bundan bir ay önce 50 lirayı görmüş oldu. Yani 33 kat değer artışı sağladı. Bunun da nedeni ben geldiğimde şunu gördüm. Yani şirketin mal varlıkları, ondan sonra defter değerinin, piyasa değerinin defter değerine oranı çok düşüktü. Mesela burada bir çimento fabrikamız var veya yakın bir ilde bir çimento fabrikamız var. Onun piyasa değeri defter değerinin 5-6 katı kadar. Biz de defter değerimizin onda biri falandık. Yani dolayısıyla 50 kat daha düşük. Tabii bir önünde müthiş bir büyüme potansiyeli olan bir altyapıyı gördük. Ben geldikten sonra birkaç tane fon, yabancı fon bizimle geldi, görüştü. Ya biz sizi borsada takip ediyoruz. Hisse senedi de almak istiyoruz. Yatırımlarınız, her şeyiniz güzel ama bu sık sık kamuoyu aydınlatma platformu deriz. Kapa yaptığınız açıklamada bu risk nedir? Yani biz çünkü diyoruz ki şu kadar dava açıldı. Bu kadar davanın holdinge riski şu kadar, atıyorum 100 milyon TL. Bir bedel biçiliyor orada. Bir bedel biçiliyor yaklaşık. Onun şey miktarları biliyoruz. Onun fiyatla zararını döviz bazından eskale ettiğim zaman tahmini 100 olmaz da 98 olur, 105 olur. Şimdi bundan dolayı adamlar bize geliyorlardı, soruyorlardı. Yani sizin buradaki şeyiniz ne? Yani neden kaynaklanıyor bu? Bunu anlattığımız zaman çok geri planda duruyorlardı bu yabancılar. Güvensizlik vardı yani. Kısmen. Güven değil de nasıl olacak? Bu çözülecek mi? Anladım. Çözülmeyecekse yarın bu şirket patlar. Biz de girmeyelim. Biz de girmeyelim. Elimizdeki hisse senedi yani pul olur. Bir şey kağıdı döner şeklinde. Sonra 2018'de biz birazcık bunu ön plana çıkartmaya başladık. Bera olarak isim değişikliği yaptık. Kurumlara gittik. Basın açıklamaları yapıyoruz. İşte holdingimizin sıkıntılarını anlatıyoruz. Basında bir yer edinmeye başladık. Dolayısıyla 2018'de Financial Time Exchange Index diye Avrupa'da yabancı yatırımcılara uzun vadeli hisse alabileceğiniz şirketlerden biri diye tavsiye edilen şirket konumuna geldik. Yani yönetim tarzımız, stratejilerimiz, o sırada 3-4 tane zarar eden şeylerimizi kapattık. Komeli kapattık, Komalı kapattık. Ondan sonra beton santralinin bir kısmını inaktif hale getirdik. İnşaat sektöründe küçüldük. Yani dolayısıyla birazcık borçlarımız küçüldü oranlarımıza göre. Ve bundan dolayı böyle bir şey oldu. Daha sonra da kanun çıktıktan sonra, kanunun çıktığı gün biz 1,5-2 ay kanun üzerinde yoğun çalışmamıza rağmen ser verip sır vermedik dışarıya. Fakat plan bütçeye gelince zaten kamuoyuna mal olmuş oldu. Plan bütçede geldiği gün 2-3 gün yanılmıyorsam üst üste %20 artış oldu. Artış oldu. 1.9'dan çıktı, 4 liraları buldu hisse senedimiz. Ve bir ilgi arttı birdenbire. Bera konuşulmaya başlandı. Kanunu çıktı. Bloomberg International beni aradı. Çünkü onlar da yabancı yatırımlara girmek istiyordu oraya.
kanun nedir, ne getiriyor, ne sağlıyor, onları oraya bir mülakat verdim. Bunun belki Türkiye'deki onlara bir mülakat verdik, programlarına katıldık. Değişik televizyonlara, bizim Konya'daki sizin Kanal 42'de dahil, KonTV'de dahil diğer arkadaşlarımızla da mülakatlar verdik. Yazılı mülakatlarımız oldu. Genel bir bilgilendirme, kamuoyu aydınlatma işimiz oldu. Sonuçta iki tane endekse girdi bizim hissemiz. Yani anladığım kadarıyla başkanım, ilmek ilmek dokunmuş yani bu vakte kadar. Aynen öyle oldu. Cenab-ı Allah da önümüzü açtı. Bizim niyetimiz halisti. Ben gelirken arkadaşlarımıza hep onu söyledim. Dedim ki Müslümanlar adına yapılan bir hata var. Üzerimize yapışmış bir sıkıntı var. Evet. Biz bu sıkıntıyı başarı hikayesine dönüştürmemiz lazım. Şu an bir başarı hikayesi yazdık. Yazıyoruz. Kanunumuz çıktı. Yani bir anlamda kanserli bir hücre için ameliyat olduk. Ameliyattan o kanserli hücreyi attık. Sağlıklı bir yapıya kavuştuk. Bundan sonra sağlığımıza kavuştuk. Önümüze bakıp koşmamız lazım. Evet. Yeni yatırımlar yapmamız lazım. Bazı yatırımlarımızı rehabilite etmemiz lazım. Bazılarını kapatmamız lazım. Bu çerçevede de işte bunlar hep basınla da kamuoyuna da paylaşıyoruz. Paylaştıkça da firmaya, yönetime olan güven artıyor. Doğru. Yani yaptığımız şeylerle de, söylediklerimizle de yaptığımız şeyler uzlaşıyor, tutuyor. Kapatacağız diyoruz, kapatıyoruz. İşte otelimizi kapattık. Ankara'da çok büyük zarara neden oluyorduk. Kazandığımız kirayı karşılamıyordu Ankara'da. Yani öyle olunca oralardan hızlı bir şekilde kararlılıkla çıktık. Ya bu kapatalım mı, kapatmayalım mı ikilemine girmedik daha doğrusu. Bu, yapılması gereken anında yapılacak. Tabii anında yapılacak. Çünkü şöyle görüyorduk, bu kanserli hücre kesmezsek bunu, bu kanser yayılıp gidecek veya da daha da büyük zararları açacak. O çerçevede adım adım, ilmek ilmek dediğiniz gibi dokuya dokuya bu hale geldik. Çok şükür bugün iyiyiz. Konya'nın da en görebildiğim en prestijlisi demeyeyim ama en prestijli şirketlerinden birisiyiz. Yani finans sisteminin bize bakış açısı çok müspet, çok olumlu. Kamu bankaları, özel bankalar başta olmak üzere. Ortaklarımızla diyalogumuz düzeldi. Geçmişte hep böyle mağdur olduk diyenler şimdi ya hisse ne olacak? Artar mı daha diye beklenti içerisindeler. Tavsiye almaya başladılar. Almaya işte satalım mı satmayalım mı demeye başladılar. Evet. Çok şükür iyiye gidiyoruz, daha da iyiye gidecek. İnşallah, yani bizim çabamız sizlerin de desteğiyle, duasıyla inşallah. Eyvallah. Başkanım kısa bir ara verecekmişiz. Bir ara verelim dilerseniz. Ara verdikten sonra tabii şu ana kadar holdingin genelini konuştuk. Biraz daha özele inmek istiyorum müsaadenizle. Şirketler bazına gitmek istiyorum. Kıymetli izleyenler kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yeniden karşınızdayız efendim. Evet kıymetli izleyenler, Gündem Özel'in ikinci bölümünde karşınızdayız efendim yine. Bera Holding Başkanı Ali Rıza Alaboyun'la beraberiz. İlk bölümde tabii Bera Holding'in geçmişten günümüzdeki seyrini konuşmuş olduk. Bundan sonra da şu anki durumu, geleceğini konuşmuş olacağız inşallah. Efendim şöyle devam etmek istiyorum. Tabii Bera Holding dendiği zaman bir algı var dediğiniz o noktada doğru ama şu anda onlar da yıkılıyor. Ve aslında benim şahsi kanaatimi söyleyeyim. Bera Holding'in birçok sektördeki firmaları da bilinmiyor da diyebiliriz yani bu noktada. Mesela ben de araştırma yaparken gördüm. Dört tane ikinci 500 olan firması var. Bu firmalar işte kağıt fabrikası bunların başına geliyor. Muratlı Karton, Kompen ve Divapan. Ben bunlardan sadece Kompen ve kağıt fabrikasını biliyordum. İkinci 500'dekiler de dahi pek fazla bilmiyordum yani. Bu da çok büyük bir başarı işin aslı bakıldığı zaman ve bu bilinmesi de lazım. Belki bizim de eksikliğimiz bu. Televizyon olarak bizim de bir eksikliğimiz olabilir. Şuradan başlamak istiyorum. Yani şirketler arasında 18 tane şirket var, firma var. İkinci 500 olan 4 tane firma var. Bu firmaları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle de şunu sorabilirim. Kombasan Kağıt'ın ismi Konya Kağıt olarak değiştirildi ve önümüzdeki günlerde borsaya da gireceğini biliyoruz. Bununla alakalı bir açıklama yapıldı. Nasıl değerlendirirsiniz bunları? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz biraz önce dedim ya kanserli hücreyi attık, sağlığımıza kavuştuk, yürümemiz lazım diye. Bu süreçte bile biz o en kötü halimizde bile İkinci 500'e her zaman 4 firma, bazen 5 firma da girmişti. Bunların içerisinde Golda da vardı. Golda da vardı. Fakat gıda sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle Golda'nın cirosu düşünce ikinci şeye giremedi bu sene. Ama seneye girer. Niye girecek? Bu pandemi sürecinde Golda'nın cirosu da %70 oranında arttı. Pandemi sürecinde. Suyun cirosu %30 civarında arttı. Kardelen su bize ait Hendek'te. Evet. Ve Türkiye'nin en büyük, en yüksek pH değerine sahip. 8.6 idi. 8.30. 8.30.
Yani bizden sonra da işte diğer sular geliyor. Bir tane de Munzur su diye bir suyumuz var. Hı. Şeydi ama su nakliye çok önemli olduğu için onlar Orta Anadolu'ya, İstanbul'a ulaşamıyorlar. Bölgesel tüketiliyor. Gıda ve suda bu pandemi sürecinde bayağı bir patlama yaşandı bizde. Bunun yanında biraz önce siz de söylediniz. Kağıt fabrikamız Türkiye'deki 4 büyük kağıt fabrikasından biri. Birinci hamur kağıt üretiyoruz. Birinci hamur kağıt ne dersek vatandaşımızın, izleyicilerimizin anlayacağı dilden konuşayım. Fotokopi kağıdı. A4 kağıdı. A4 kağıdı veyahut da A4 defter kağıdı. Şimdi defter kağıdı %80 oranında selüloz. Bir kısım işte reçine var. İçerisinde katma değer kalsit var, titanyum var. Bir takım kimyasallarla onun bağlayıcıyla birlikte üretiliyor. Onlar 80 gram ton yani metrekaresinde 80 gram şeklinde üretiliyor. Bunun gibi 3-4 tane firmayız. 4 firmanın toplam üretimi Türkiye'nin toplam tüketiminin %35'ini karşılıyoruz. 3'te 1'ini karşılıyoruz. Ancak 800 bin ton tüketim var. Biz dahil hepimizin ürettiği 300 bin ton var. Üretim var. Şimdi öyle olunca kağıdınıza talep çok yüksek. Doğru. Dolayısıyla kağıdınız bir anlamda kendi kendini satıyor. İyi bir de yönetimimiz var orada. Arkadaşlarımız, mühendislerimiz, genel müdürümüz, yöneticilerimiz çok başarılı. Bunun da karlılığı da oldukça yüksek. Bu kapsamda. Zaten kağıtla MPG şirketimiz bu bizim davalar sürecinde bizim dava açanları finanse etmemizde en büyük yardımcımız oldu. Kağıt konusunda iyi bir bera olarak itibarımız çok iyi olunca itibarı yüksek bir şirketimizle borsaya açılalım istedik. Diğer şirketlerimizi rehabilite ediyoruz. Yani durumlarını, mali yapılarını düzeltiyoruz. Arkadaşlarımız yeni yeni hepsinin üzerinden geçiyorlar. İşte borsaya açılabilirlik konusunu araştırıyorlar falan. Onlar hazırlanıyor ama Konya Kağıt şu an için hazır tabii. Yani. Tabii. Kombatsan Kağıt'ın adını da Konya Kağıt olarak değiştirdik. Arkadaşlarımızın isteği, ricası, bizim bu işe aracılık eden kuruluşun adı. Madem ki Kombatsan'ı Bera olarak değiştirdiniz ya Bera Kağıt yapın. Biz de dedik ki Bera Kağıt olmaz. Kombatsan Konya'yla başlıyor. Evet. Yani dolayısıyla Konya'ya ait bir şey olsun diye. Konya Kağıt Anonim Şirketi olarak değiştirdik. Konya Kağıt olarak borsaya açılacak. Muhtemelen de onun daha henüz ne kadarını açacağımızı belirlemedik ama o oranı belirledikten sonra Konya Kağıt'ın borsada çok büyük yüksek primlerle işlem göreceğini ve dolayısıyla hem holdinge dolayısıyla yatırımcılarımıza ilk ana yatırımcılarımız o 72 bin ortağımıza çok büyük katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Yani geçen sene itibariyle Konya Kağıt Türkiye'nin ilk 600. şirketin içerisindeydi. 590. şirketti. Bu sene pandemi nedeniyle biraz böyle 10-15 aşağı düşmüş olabiliriz olarak ama yine ikinci 500'deyiz. Divapan Düzce'deki MDF fabrikamız yani Türkiye'de o MDF konusunda Çin'den sonra en fazla MDF üreten ülkeyiz biz. Bir de bildiğim kadarıyla Divapan çok fazla ihracat yapıyor. Büyük çoğunluğu ihracat. Orta Doğu ve İran başta olmak üzere ihracata giriyor Divapan. Kompenimiz de öyle. Kompen de ikinci 500'de olan bir şirketimiz. Bunların hepsi bu üç. Hem kağıt, hem kompen, hem de Divapan %100 holdinge ait. Hepsi beraber. Tabii hisselerin tamamı holdinglere ait. Yani Divapan'ın %100 hissesi holdingin. Kompenin %100 hissesi holdingin, kağıdın %100 hissesi holdingin. Ama bir de dördüncü şirketimiz var açılan. Muratlı Karton. Muratlı Karton. Muratlı Karton da Kartonsan'dan sonra Türkiye'de ikinci büyük karton fabrikası. Türkiye ihtiyacının da %25'ini karşılıyor. Ben mesela çok şaşırdım Muratlı Karton'u görmek. Muratlı Karton geçmişte %100 bizimmiş. Ama bu davalar süreciyle bir sürü sıkıntılar yaşayınca finansman ihtiyacı olmuş. Arkadaşlarımız oradan tamamen çıkmamışlar ama bir kısmını satıp bir kaynak elde etmişler oradan. Şimdi Muratlı Karton'un %49'u bize ait. %49'u bir başka şirkette, %2'si de bir başka arkadaşımızda. Bir aile tarafından, bu konuda uzmanlaşmış bir aile tarafından yürütülüyor. Her sene de holdingimize belli oranlarda temettü, kar olarak bir takım faydası geliyor. Muratlı
borsaya açılmak konusunda bir iki görüşmelerimiz de oldu diğer ortaklarla. Eğer uzlaşma sağlayabilirsek onu da açmayı düşünüyoruz. İki firma olmuş olacak yani. O da olur. Kağıt sektörü çok hızlı gelişiyor. Hakikaten. Siz basındasınız. Yani her ne kadar televizyon yayını da olsa öyle veya böyle basının içerisindesiniz. Kağıt çok değişik alanları var. Yani çimento kağıdı dediğimiz kraftliner'dan tutun da gazete kağıdına, gazete kağıdından işte kitap kağıdına, defter kağıdı. Bu şeylerin üretildiği işte sizin şunlar biz şey diyoruz. American Bristol diyoruz bu kalın kartonlara, %100 beyaz kartonlara. American Bristol'e değişik alanlarda farklı kartonlar var. Biz beyaz kağıtta uzmanlaştığımız için kendi alanımızda yatırımı düşünüyoruz tekrar. Mesela bizim 90 bin ton yıllık birinci hamur kağıt üretimimiz var. Ya ikinci bir hat daha kuralım veya American Bristol kağıda girelim. American Bristol kağıt bizim ilaç kutularının kağıdını düşünün. O hijyenik, büyük oranda selüloz, hurda kağıt asla kullanılmıyor. Ve baskıya müsait olanlar. Sizin bunlar mesela Amerikan Bristol kağıtları. Bir şey soracağım başkanım. Kartonda herhalde tamamen şey deyince aklıma geldi. Geri dönüşümlü kağıtlardan elde edilen bir şey değil şöyle, mi? Şöyle bizdeki karton şöyledir. Geri dönüşümlü kağıt orta merkezde olur. İç ve dışı beyaz selüloz sıvamadır. Anladım. Yani içine dışına baktığınız zaman beyaz kağıt gibi ama keserseniz ortası hurdadır. O yüzden de ekonomiklik sağlar. Çok çok ciddi bir şey. Çok ciddi. O şeyde kullanılmaz. İlaçta çok hijyenik ortamlar için kullanılmaz ama genel işte paketleme, kutu vesaire de falan kullanılır. Genel kutulu ama şeyinde ambalajda kullanılır. Yani karton da falan Türkiye'nin önü açık. Yatırım açısından baktığınız zaman hem kartonda hem de şeyde kağıtta Türkiye'de yeni yatırımları aç. Ama bir başkası ihtiyaç da var yani. Tabii ihtiyaç var ama Esat Bey şöyle bir şey var. Ya biri gelip de ya ben kağıt yatırımı yapacağım dese cebinde de 100 milyon dolar parası olsa bizim koyduğumuz başarıyı koyamaz. Bilmesi lazım. Tabii sektörü bilmez. O ekosistemin içerisinde yetişmemiştir. Bizim arkadaşlarımızda o 20 küsur yılın getirmiş olduğu bir tecrübe var. Yani en eskilerden biri zaten. Tabii ham madde tedariğinden teknolojisine, laboratuvarına, testine, ürünlerine, en son kullanıcıya, kullanıcıdan gelen geri dönüşümlere, işte bizim İngilizce aftermarket diyoruz, ürünlerin takip etmeye, onun şeyine kadar hepsi bizde bir altyapı oluşmuş. Yeni biri girse bu sistemi oluşturması için 20 yıl lazım. Bir 15-10 yıl lazım. O yüzden bizim bu sektörlerde yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Burada halka açıldıktan sonra işte biz burada da büyümeyi arzu ediyoruz. İnşallah. Bunları da paylaştık biz şeyle. Belki bu Financial Times'la Morgan Stanley endekslerine girmemizin ana nedenlerinden biri bu. Şu anda onu yaparak onu realize ediyoruz. Ya şöyle bakıyor bu adamlar diye. Bunlar sözlerini tutuyorlar, şirketi büyütüyorlar, karlılığı ve bilançoyu artıracaklar. Karlılık ve bilanço artarsa buradan temettüyü verecekler. Kar payı da dağıtacağız. Dedikleriyle yaptıkları uyuşuyor. O zaman aynen, biz bunları şey yapabiliriz. Tabii diyor. Yani bunu o yüzden de tavsiye ediyorlar. Eyvallah. Mesela bizi bir inşaat firması olsak tek başına bizi tavsiye etmezler. İnşaat sektörü çok inişli çıkışlı. Doğru. Sadece proje şirketi olsak yine projeyi alamazsa bunlar bir iş yapamaz. Olmaz ama İşin içerisinde savunma sanayinde sürekliliğiniz oraya varsa, oraya geleceğiz şimdi. Ondan sonra kağıtta sürekliliğiniz varsa, MDF'de sürekliliğiniz varsa, kompende sürekliliğiniz varsa, ihracatta sürekliliğiniz varsa geriye dönük 8-10 yıl boyunca borsadaki sizin finansman tablolarınızın hepsine bakıyorlar. Size bir değer biçiyorlar. Artı değer katıyoruz. Yani çok önemli. İki tane daha farklı şirket var. İkinci 500'lü olmayan ama sizin özellikle gelecek gördüğünüz. Ya Gold'da da var işin aslında ama gıda sektörüne pek fazla girmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Birincisi Romanya'daki yer. Yurt dışında bir Macaristan'da bir Romanya'da yeriniz var. Evet. Macaristan'daki de Rulman mı onu bilmiyorum ama Romanya'daki Rulman diyebiliyorum. URB firması. Orayla alakalı ne söylersiniz? İkincisi anladığım kadarıyla fizibilite çalışmasındayken de birebir sohbetimizde de en fazla önem verdiğiniz firma şu anda Bera Holding'in MPG gibi duruyor. Özellikle savunma sanayi yapmış olduğu. Bu iki firmayla alakalı neler söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle biz Rulman Sanayi'nde de Türkiye'de ORS Rulman'dan sonra ikinci büyük firmayız. Bizim Düzce'de de küçük bir küresel Rulman üreten fabrikamız var. Rulman nedir?
bizim işte eskiden çocukların tornet dediği veya küçük bilyalı dediği şeylerdir. O küçük bilyaların içerisindeki dönen aparata göre isimlendirilir. Yuvarlaksa ona bilyalı denir. O konikse dönenler konik rulman denir. Veya silindirikse ince iğneli, silindirikse iğneli rulman, silindirik rulman denir. Bunlar da dönenler, yuvarlak küresel dönenler harcı alemdir. Yani komoditi ürün derler, harcı alem derler. Her yerde aradığını bulursun. Yani çok rahatlıkla erişebileceğin şeyler. Ama biz Romanya'da endüstriyel rulman üretiyoruz. Sanayi için. Sanayi rulman üretiyoruz. Mesela Amerika'daki kaya gazı araştırmalarının çoğunda bizim rulmanlar kullanıyor Romanya'da ürettiğimiz. Çünkü bizim orada ürettiğimiz o devasa rulmanlar o şeyleri, sondaj borularını kilometrelerce aşağı inecek sondaj borularını çeviren çamur pompaları var, hidrolik pompalar. O hidrolik pompaların içerisinde kullanılan büyük rulmanlar. Madencilikte de var herhalde. Madencilikte, yani bu sondajın olduğu her yerde kullanılır bu. O rulmanları üretiyoruz biz. Yani bir ara onlardan sadece bir üründe 25 milyon dolar ürüne kadar çıkmışız. Şu an 2 milyon dolarlar civarındayız. Onun da nedeni petrol endüstrisinde ve kaya gazında biraz düşüş oldu. Sektörden bazen etkileniyoruz. Etkilenmemek mümkün değil. Ama UREB markasının şöyle bir özelliği var. Bunu vatandaşlarımız da izleyicilerimiz de bilirse çok iyi olur. UREB Sovyetler Birliği zamanında Romanya rulman merkezi seçilmiş. Ve rulman konusunda 6 tane büyük fabrika kurulmuş Romanya'da. Bunların hepsi 1,5-2 milyon metrekare arazi. 400-500 bin metrekare kapalı alan. Bunların hepsinin de markası UREB. Dolayısıyla UREB'den o Sovyetlerin o disiplinli ortamı içerisinde UREB sosyalist ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde çok büyük bir şey pazar olmuş. Pazar oluşturmuş. Marka oluşmuş. Çok önemli bir marka oluşmuş. Romanya özelleştirme esnasında bu 6 tane UREB fabrikasının birini Amerikan şirketine satmış. Amerikan şirketi UREB'yi terk etmiş. Kendi markasıyla üretmiş. Öbürü Alman şirketine özelleştirmeden almış. O da UREB'yi terk etmiş. Kendi markasıyla. İsviçre öyle derken bir tane biz UREB markasını üretmişiz. UREB markası bize devam ait etmiş. Olmuş. Marka hakkını almışız. Şimdi biz arkadaşlarımızı ben pazarlama için dolaştırıyorum. Biliniyor. Müthiş bilinirliği var. Bir de şey var herhalde başkanım değil mi? Yılın özelleştirmesi seçilmiş herhalde UREB. O dönemde Romanya'da o özelleştirmede yılın özelleştirilmesi seçildi. O zamanki 25 milyon dolar civarında parayı almışız ama 50 milyon euro civarında da yatırım yapmışız zaman içerisinde. Orası bizim için bir itici güç olmuş başlangıçta. Fakat zaman içerisinde Çin piyasası girince, işte rekabet unsurları ortadan kalkınca, biraz da bu holdingin yaşamış olduğu ortaklık davalarının getirdiği sıkıntılar nedeniyle UREB'de büyüme durmuş. Şu an biz UREB'ye özel bir önem vermek istiyoruz. Markası çok önemli. Arkadaşlarımız her gittiği yerden bana görüntüler atıyorlar. Yani Arjantin'de UREB Arjantin diye bizi taklit eden marka var. İsrail'de UREB üretiyor adam. Şeye vermiş, biz mesela mahkemeye verdik onu. Güney Afrika'ya veriyor. Güney Afrika'ya da biz arkadaşları gönderdik, incelemeler yaptılar, şeyle yaptılar. UREB markasını taklit ediyorlar. Çin'de UREB ürettirip bizim eski bayiler UREB satıyorlar. Ya özür dileyerek söylüyorum, sevmediğim bir tabir ama fason üretimi başlamış. Çok yani. Müthiş bir fason üretimi vardı. Geldiğimizde artık benim ilk yaptığım şeylerden biri şu oldu. Rulmanın üzerine özel işte ID diyoruz biz. Kimlik numarası koydunuz. Koymaya başladık. Yani her rulmana kimlik kodları başlıyor. Her rulmanın üzerinde kimlik var. Lazere girdiği zaman otomatikman o rulman hangi tarihte üretildi, nerede üretildi, bizim stoklarımızda var mı yok mu? Biz de bunu duyurduk, duyuruyoruz her yere. Yani şimdi kaçağın önünü biraz kestik. Bir de gözü kapalı hiç şey yapmadık. Hindistan'da belli ülkelerde bunun yoğun olduğu yerlerde gümrüklerde avukatlar tuttuk. Yakalattık, baskın yaptırdık. Bu birazcık gözlerini yıldırdı. Ama şu pandemi süreci bizi birazcık öyle şey oldu. İnşallah o daha da güzel olacak. Macaristan'daki konik rulman üretiyoruz. Konik rulmanımızda bugün kullandığımız işte bu Mercedes'li belli araçların içerisinde ZF şey var. Transmisyon var. Böyle vites değiştirdiğimiz bir kutu var. Büyükçe vites kutusu motorun altında.
Şimdi onun içerisindeki konik romanların 5 üreticisinden biri biziz. Şeyde bizim belki de çoğumuzun altında kullandığımız o Alman arabalarının belki çoğu da bizim yani. Ürettiğimiz romanlar kullanılıyor. Yani Düzce'de de bu sektörün diğer ürünlerinden dışında kalmayalım diye konik rulman üreten bir fabrikamız var. 120 evet. kişi çalışıyor. Mesela Düzce'deki fabrikayı incelerken oranın metrekareleri Macaristan'a göre, Romanya'ya göre çok çok düşük. Ama yani Romanya'daki 1,5 milyon metrekare diyorsunuz. Hakikaten afaki rakam ve gerçekten çok büyük işler yapıyor. Orada 400 bin metrekare kapalı alanımız var. İşte. 8 megawattlık doğalgaz santralimiz var Romanya'da. Hı. Yani kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Kendi başına bir şehir aslında orası. Kendi başına bir şehir. Yani ham madde geliyor, haddeleniyor. Ondan sonra santrifüjle onlar genişletiliyor, tornalanıyor. İşte tamamen taşlamadan geçiliyor, hassasiyetleri ayarlanıyor. İçindeki dönen o rollerlar, dönenlerin hepsi kendi imalatımız, kendimiz üretiyoruz orada. Yani kafesleri dediğimiz o koruyucu kafeslerini kendimiz döküyoruz, kendimiz yapıyoruz. Böyle bir entegre bir yapı var. Orada yeni bir yapılanmaya gideceğiz belki. İşte onunla bu biz bütün enerjimizi şeye harcayınca kanuna, şuna, buna buralara konsantre olamadık. Rahatladık ama şimdi. Ama çok şükür. Yap, evet. İyiyiz. MPG ile alakalı ne söylüyoruz başkan? MPG biliyorsunuz geçmişte bu Acar Vinç'ti. Evet. Acar Vinç hakikaten Türkiye'nin de Konya'nın da bir vinç okulu olarak olmuş. Buradan bir sürü insanlar, bir sürü mühendisler yetişip daha sonra kendi vinç fabrikalarını kurmuşlar. Yani bunu Ankara'daki bir vinç, büyük bir vinç fabrikası da öyle. Bizim Konya'da da öyle. MPG'de daha sonra bizim arkadaşların bir takım önerilerle bir savunma sanayine girdik. Zaten ben ilk geldiğimde belki hatırlar mısınız? Basın toplantısı yaptığımda bizim Bera Otel'de dedim ki iki alanda büyüyeceğiz. Birincisi savunma sanayi, ikincisi enerji diye. Enerji çok yatırım gerektiriyordu. Savunma sanayinde de burada hali hazırda bir altyapı vardı. Doğru. Konya bu noktada bir üstte seçiliyor gibi yani. Tabii. Aselsan'ın da gelmesi için. Aselsan'da biz kurucu ortağız şu an. Ha, onu da söyleyecektim. Kurucu ortağız. Evet. Oraya 1 milyon dolarlık bir şeyle girdik. Şimdi MPG'den savunma sanayine yeni ürünler ürettik. Çoğu Ar-Ge olarak kendimiz geliştirdik. Bu kendi geliştirdiğimiz ürünleri biz askerlere, savunma sanayinin ileri gelenlerine anlattık, geldiler, gördüler. Onun üzerine onların bir takım değişiklik talepleri oldu. O talepler çerçevesinde ürünlerimizi onların istediği şekilde hem zırh, hem silah, hem hız, hem de işte belli arazilerde çok rahat gidebilmesi lazım. Yani kötü arazilerde aracın gömülmemesi için. Yani çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Nisan 2019 İDEF'inde de bunu şeyde sunduk. Orada başarıyla tanıttık. Amerika'nın en büyük Defense dergisi var. James Defense, Savunma dergisi. Savunma dergisinde de bu emsalleri içerisinde şu anki en yüksek şeye sahip diye YouTube'larına koydular, tanıttılar. Gelecek gördükleri en büyük yer burası. Tabii. Onun da nedeni biz ilk defa TSK'nın envanterine giriyordu bu ürün. Onun üzerine bizden Kanada Silahlı Kuvvetleri bizim Ottawa Büyükelçiliği ile temasa geçip ya bundan ilgileniyoruz, görebilir miyiz diye. O sırada biz bunlar buraya davet edeceksen bir taraftan pandemi oldu, bir taraftan Suriye'yi bahane ettiler. Sonra dediler ki bütçemiz yok, ileride düşünürüz falan. Şu an iki ülkeyle görüşüyoruz. Endonezya, üç ülke. Endonezya, Malezya ve Pakistan'la. Belki buralara vereceğiz. Yani bu konuda önümüz açık. Burada bir sistem oturdu. Eyvallah. Bir kültür oturdu, altyapı oturdu, ekosistem oturdu. O sistem içerisinde de MPG'yi çok farklı alanlarda büyütmek istiyoruz. Savunma sanayi özellikle kara araçları, zırhlı araçlar konusunda önü çok açık ve şu an Konya'nın ilk ve en büyük tedarikçisi olarak bizdik. Şu an birkaç firma daha doğrudan tedarikçi konumuna geldi savunma sanayinde. İnşallah orada da başarılı da büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Sona yaklaşırken başkanım 3 tane daha sorum var. Bunlardan birincisi kendi holding içerisinde gelecek vadeden firmalarınız vardır ya da sizin tırnak içinde söylüyorum her firma, her marka önemlidir ama göz bebeği firmanız vardır. Ya da belki bu söylenmez burada ekran önünde ama bir böyle bir şey var mı? Yani hangi firmanızın önünü çok açık görüyorsunuz? Burada şu da var. Halkımızdan, vatandaşlarımızdan gelen çokça soru da bu noktada. Bera Holding acaba başka yerlere de yatırım yapacak mı? Yani böyle bir planlaması var mı? Mesela enerjiyi söylediğiniz zaman çok fazla
bir gideri olduğu için oraya girmeyi düşünmedi. İlk yatırım maliyetleri çok yani yüksekti. Çok olduğu için dediniz. Böyle bir fikriniz var mı bu noktada? Şöyle söyleyeyim, bizde biraz önce en başta siz de saydınız işletmelerimizin sayısını, evet, şirketleri vesaire. Burada zamanında çok nakit girdisi olduğu için o nakit girdisiyle çok şirketler anılmış. Yani biz yatayda çok büyümüşüz. Yatayda, dikey büyüm olmamış. Yatayda büyüyünce kontrol de yavaş yavaş elden gitmiş. Yani çok uzman insan da bulamamışız. Dikeyde büyümenin yoluna gidiyoruz şimdi biz. Yatayda kapatıyoruz. Ne bileyim, bir hayvancılıktan çıkıyoruz. Komel gibi işte bir elektronik ve altyapı şirketlerimiz var. Onlardan çıkıyoruz. Beton santralinden çıkıyoruz. İnşaattan küçülüyoruz. Oralardan gelen katma değerle otelin birini sattık, küçüldük oradan. Oradan gelen katma değerle niyetimiz kağıtta büyümek. İkinci bir yatırım yapmak. Ya şeyde, savunma sanayinde büyümek. İşte Rulman'ı yeniden rehabilite edip eski günlerine kavuşturmak. Kompen'de bir planlama yapıp Türkiye'nin en büyük şey üreticisi haline getirmek istiyoruz. Belki de Kompen'i ileri vadede Konya merkeze taşıyabiliriz şeyde. Orada personel götürme, getirme, personeli orada yetişmiş personel bulmada bayağı bir sıkıntılar olabiliyor. Onu yani başta buralarda belli üretimlerini buraya kaydırabiliriz şeyde. Yani onda gıda vazgeçemediğimiz bir şey. Yani bugün golda. İlla olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ülke için, hele hele Konya'daysanız, Konya'da bir gıda şirketinizin olmaması düşünülemez. Ama tek sıkıntı gıdada biraz bak, finansman yükü çok yüksek bizi. Burada da ben şey yapacağız, müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Golda ile alakalı yine konuşmuştuk. Hasan Bey'le de görüşmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Tercih ettiğim firmalardan biri, şahsım olarak söylüyorum. Buradaki temel sebep de şu. Helal noktasında da ciddi manada önemseyen bir firma. Yani vücudun içine ne girerse dışına da o çıkar en nihayetinde. Birçok helal sertifikası olan firmalardan biri diyebiliyorum Golden'a. Bu noktadaki gidişat da çok iyi ama dediğiniz gibi öteki türlü olan sıkıntılar bu. Yani maliyet her zamanki olduğu gibi biraz daha öyle düşünmek lazım. Biz şimdi ne Kompen'de ne de Golden'da kaliteden, standartlardan ödün vermemişiz. Ama maalesef bunlar birazcık reklam, tanıtım vesaire. Yani hafızalara bunları kazımanız lazım. Biz bunlara da ağırlık vereceğiz zaman içerisinde. Belki o konuda hem basın yayınla birlikte, eyvallah, bu işleri şekillendireceğiz, şey yapacağız. Yoksa bizim bir makarnamızın piyasadaki en iyi adı çok meşhur olan makarnalardan hiç aşağı bir yönü yoktur. Protein açısından, kullandığımız durum buğdayı açısından, makine açısından. Makineler Türkiye'de iki büyük firmada var. Biri bizde, biri orada. Diğerlerinin makineler ya İtalyandır ya yerlidir. Yani bunu küçümsediğim için söylemiyorum ama hakikaten Böhler makinaları dünyada makarna konusunda çok standardı yüksek. Bizde de 20 yıldır aralıksız sorunsuz çalışan bir makina. 4 tane hattımız var. 20 yıl olmaz. 20 yıl geçti tabii Böhler'de. Onda öyle, işte başka şeyler de öyle. Daha bunları inşallah toparlayacağız ama gıdadan vazgeçmiyoruz. Ama önceliği birazcık dikey büyümeye. Dikey büyümeye vereceğiz. Bunun içerisinde de dikey büyümede hani dediğiniz hangi şirket daha ön planda olabilir? UREB mesela, UREB'ye örnek vereyim size Esat Bey. UREB bu bizim endüstriyel rulmanda %7, %8 büyüyor dünyada. En kriz dönemlerinde bile. Şimdi biz UREB'yi birazcık daha ön plana çıkartmak istiyoruz. Savunma sanayinde MTG'yi ön plana çıkartmak istiyoruz. Kağıt zaten kendi içerisinde kendi kendine dinamikleriyle yürüyor. Sektörde hala kağıt açlığı var. Kompen hakeza öyle. Yani buna Divapan'ı ilave edebiliriz. 5 veya 6 sektörde uzmanlaşalım istiyoruz. Yani bir inşaat şirketimiz olsun ama çok büyük inşaat yatırımlarına girelim istemiyoruz. Maalesef Türkiye'de inşaat sektörü öncü gibi görünüyor ama öncü gibi yanlış. Ama en çok dövizden vesaireden olumsuz etkilenen. Mesela kağıdımız o kadar etkilenmiyor. Kağıdı biz döviz bazında alıyoruz. Satışımız da döviz bazında. Eyvallah. Yani bu bize mesela savunma sanayinde ürünleri döviz bazında alıyoruz ama fiyatları döviz bazında veriyoruz. Bu yani bize şey yapıyor. Kendinize yetecek kadar inşaatımız olsun, kendimize yetecek kadar gıdamız olsun ama bizim önceliğimiz işte saymış olduğunuz 5-6 firmada olsun tabii, diye düşünüyorum. Tabii 5-6 firmada büyüyelim. Yani bugün isim vermek istemiyorum ama belli şirketler, belli markaya baktığınız zaman dünya markası. Bir tane marka. Yani reklam olsun diye burada vermeyeyim. Bir tane markanın cirosu
Bizim toplam ciromuzun 8 katı 10 katı evet. bir marka. Niye biz buralarda büyümeyelim? Niye biz 3-4 tane mesela URB'yi bir dünya yeniden bir dünya markası haline getirmeyelim? MPG'de ürettiğimiz ürünlerin yurt dışından çok talepler var. Bunların önünü niye açmayalım? Ama gıda ülkemiz için vazgeçilmez stratejik bir ürün. Kompen inşaat sektörüyle birlikte Kompen'de biz %70 ihracata ulaştığımız dönemler oldu. Şu an birazcık pandemi nedeniyle de yurt dışında düştü ama hala Kompen'in bir dinamizmi var. Bilinen bir firma bir de yani. Çok bilinen tabii. bir firma. Biz formülü hiç değiştirmedik. Yani rekabet yapalım diye içerisinde PVC'sini azaltıp titanyumunu azaltıp da kalsiyumu yükseltmedik. Aynı kalite devam Aynı ediyor. Aynı kalite devam ediyor. Bundan dolayı biz Şili'ye, Arjantin'e ürün veriyoruz. Yani Türkiye'den oralara ürün vermek kolay bir şey değil. Ben bildiğim kadarıyla 80 tane ülkeye ihracat yapıyor. Tabii yani 80 tane ülkeye ihracat yapıyor. Mesela en büyük hızla büyüdüğümüz yerlerden biri Mısır. Mısır'da inşaat sektörü çok hızlı büyüyordu. Pandemiyle biraz durdu. Orada mesela belki bir üretim yeri hattı kullanım. Düşünebiliriz. Kuzey Afrika ülkelerinde bir üretim hattı düşünebiliriz. Yani bunların hepsi zaman içerisinde oturup karar vereceğimiz sektördeki gelişmelere göre ülke bazında ona göre ele alabileceğimiz şeyler diye düşünüyorum. Eyvallah. Efendim son sorumu şöyle sormak istiyorum. İkili bir soru olacak aslında. Yani pandemi sürecinde Bera Holding etkilendi mi? Nasıl etkilendi? Bir de tabii bir holdingin başındasınız ve Türkiye'nin belki de önde gelen holdinglerinin başındasınız ki öylesiniz de yani. Bu noktada tecrübeleriniz de var hem bürokratik olarak hem siyasi olarak hem de bir firmanın başındasınız. Genel olarak da sorum şu olacak. Türkiye'nin ekonomik gidişatını nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemle alakalı? Özelinde Bera Holding bu süreçten etkilendi mi? Nasıl olacak? Neler öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Pandemi mutlaka her sektörü etkiledi. Bunu hiç göz ardı etmemek lazım. Yani bazı sektörler var ki bu pandemiye biraz önce söylediğim gıda sektörü, su sektörü falan pozitif yansıması olurken mesela ne bileyim bir kompende, bir inşaatta bir şeyde negatif yansıması olur. Yani. Dolayısıyla biz de holding olarak bir entegre olarak bakıyoruz olaylara. Yani bir yerden zarar ederken başka bir yerden karımızı bir araya getirip bilançomuzu ona göre düşünüyoruz. Komplike düşünüyorsunuz yani. Tabii. Topyekün düşünüyoruz. Hı. Topyekün düşününce zarar edenin suspansi edebiliyoruz. Ona yaşama hakkı tanıyoruz. Ama bu pandemi sürecinde bazı tek firmalar, yalnız firmalar pandemiden çok olumsuz etkilenip kapananlar oldu, iflaslar oldu. Ondan sonra onlar bir takım işte devletin vermiş olduğu teşviklerle ayakta durmaya çalıştılar ama yani çok uzun sürdü. Yani bu bir yılı aşkın bir süre. Bu pandemiyle ilgili yeni normal denilen normal nasıl olacak onu da biz bilmiyoruz. Ama bir kağıt sektöründe mesela kartonda bu pandemiden olumsuz fazla etkilenmedi. Niye etkilenmedi? Şey devreye girdi. Nakliyeler, işte siparişler olunca bizim kartonlara olan talep arttı. Böyle bir şeyimiz oldu. Mesela bizim şeyde İstanbul'da kağıt fabrikamız, daha doğrusu bir karton fabrikamız var. Karton kutu imal ediyor. Onların mesela şeyi arttı. Cirosu arttı. Dışından gelen talepleri cirosu arttı. Sektör sektör değerlendirmek lazım. Bizde de olumsuz etkilediği sektörler var. Çok olumlu etkilediği sektörler var. Türkiye ekonomisine gelince bu ekonomi dünya ekonomisiyle entegre bir ekonomi. Aynı düşünemeyiz. Yani bugün bizim ihracatımızın ihraç ettiğimiz ürünün %65'inin ham maddesini yurt dışından alıyoruz. Dolayısıyla yurt dışındaki üretimde bir aksam olduğu zaman sizin ihracatınızda da yansıyor. Yani ithalatın önü birazcık dövizde artışı nedeniyle ithalat azaldı ama ihracat için dışa çok bağımlıyız biz. Yani Türk hükümetlerin de şu anki hükümet de aynısını yapıyor. Mümkün olduğu kadar dışa bağımlılığı azaltma yolunda. Yerli ve milli üretimle dışa bağımlılığı azaltma yolunda bir şey gidiyor. Ama bu pandemiden sonra ekonominin almış olduğu tahribatı, gelişmeleri göreceğiz. Ona göre tedbirler alınması lazım. Bütün dünyada ekonomide bir küçülme var. Amerika'da dahil bunun içerisinde. Almanya'da PMI endeksleri diyorlar. Onlarda da bir gerileme var. %2 oranında bir küçülme bekliyor Alman ekonomisi. Türkiye'de de biz küçüldük. O küçülmeden bir sıçrama yaptık. Bir tekrar büyümeye doğru gidiyoruz. Şu an ekonomi pandemi
geçmeden çok fazla sağlıklı değerlendirmek şey mümkün değil. İşte yeni işte bir Konyalı bakanımız Lütfü Elvan Bey geldi. Bir de eski bir Maliye Bakanımız Naci Ağbal geldi. Onlarla birlikte biraz finans sektöründe daha da bir yeni bir yapılanma olacağı kanaatindeyiz. Ülke bizim. Yani çok farklı siyasi görüşlerde farklı şeyler olabilir ama ülke bizim. Yani çoluğumuzun çocuğumuzun istihdamı açısından, geleceği açısından ülkemizin daha da iyiye gitmesi için bizler de holding olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyi olur diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa çok fazla göremiyoruz sizi. Estağfurullah. Biraz Ankara'da yoğunuz. Eyvallah. Dolayısıyla hem savunma sanayi hem yargıda işlerimiz hem bakanlık işlerimiz nedeniyle ben birazcık Ankara'ya konuşlanmış durumdayım. Eyvallah. Öbür arkadaşlarımız da burada. Biz Konya merkezli bir holdingiz. Ankara ve İstanbul ayağımızı güçlendirmek istiyoruz. Çünkü İstanbul ayağını şundan güçlendirmek istiyoruz. Borsaya açılırken finans piyasasından uzakta olamayız biz. Doğru. İçinde olmanız lazım. İçinde olmamız lazım. Çünkü bütün genel müdürlükler oraya taşındı. Onlara biz bir randevu alacağım, buradan gideceğim, oradan görüşeceğim, bekleyeceğim, geleceğim. Bu bir zaman kaybı. Doğru. Orada bir holdingden bir arkadaşımız görevlendireceğiz. Olmaz. Orada kendimize ait yerlerimiz var. Güneşli'de ve Niş İstanbul'da. Oralarda biraz... Güneşli'ye gelmiştim herhalde. Öyle mi? Güneşli bizim merkezde, eski Doğru. merkez. Oralarda birazcık böyle açılım yapacağız. Dolayısıyla ben Ankara'yı biraz kaldım. Ankara'da yaşımız da artık Ankara'da kalmaya müsait. Estağfurullah, estağfurullah. Dolayısıyla şey yapacağız. Fırsat buldukça da buraya geliyoruz. Biz de Konya bürokrasisiyle, basınıyla, işte ekonomisiyle yakın temas içerisinde oluyoruz. Bugün bir iki ziyaretlerimiz oldu. İleride Sanayi Odası Başkanımızı, işte Ticaret Odası Başkanımızı, işte Borsa Başkanlarımız falan onları ziyaret edeceğiz. Hem Konya ekonomisiyle ileri gelenlerle işte dışta olmak istiyoruz. Hem basınımızla da sürekli bir sizler gibi değerli basın mensupları ve televizyonlarımızla kamuoyunu aydınlatmak istiyoruz. Yani söyleyeceğim ben çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çoktan beri ben de dolmuşum herhalde böyle bir size fazla konuşma fırsatı vermeden böyle bir şey oldu. Çok keyifli oldu benim açımdan. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Yaşayın. Çok teşekkür Eyvallah. Ederim. Evet kıymetli izleyenler gündem özelinin sonuna geldik. Tabii yani bu görmüş olduğunuz kitapçık Bera Holding'in sadece tanıtım kitapçığı ve biz burada yaklaşık 1,5 saattir sadece üstün körü tanıtma ya da ne derler TDK sözlüğündeki karşılığı derler ya yani Bera Holding'i sadece bu şekilde anlatmaya çalıştık. Sağ olsun başkanımız da zahmet ettiler geldiler kırmadılar bizi. İnşallah faydalı keyifli bir program olmuştur. İnşallah Bera Holding'in üstündeki bu anlatılan spekülasyonların hepsi de burada çözülmüştür diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok kıymetli hizmetler yapılıyor burada. Bizim de gönül bağımızın olduğu firmalardan, holdinglerden bir tanesi. Kendilerine çok teşekkür ederiz efendim. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.